Tamam, önce selam verelim. Selam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar, tablomuzun boyama aşamasını ayrı bir ikinci videoda göstermek istedim. Evet, öyleydi. Pastel tonlamayla yapmaya çalışacağız. Biraz pastel tonlamayla. Ağacımızın şu kısımları yaptık. Siz yaprak... de şarkıyı dinlediyseniz o şarkının ismini yorumlarız. Ha, ama şarkı, sen şarkı söylerken onlar görmediler. Çünkü kapalıydı kamera. Olsun. Başka zaman söylersin. Ağacın çiçek kısımlarını ön plana çıkaracağız. Onları biraz daha parlak, belirgin renkler kullanacağım. Yani şimdi pastel tonlamayla nasıl boya yapabiliriz? Hem onları göstereceğiz. Güzeller. Babacım, başlayalım mı? Tamam, babacım, tamam. Ben önce bunlarla başlayalım babacım. Lütfen. Arkadaşlar, seçtiğiniz bir rengin içine az miktarda siyah ve bol miktarda beyaz eklerseniz karıştırdığınızda pastel bir ton elde edebilirsiniz. Akrilik boya su bazlı bir boyadır. Biraz boyayı su ekleyerek incelteceğim. Rengin daha açık tonda olmasını istiyorsanız biraz daha beyaz renk ilave edebilirsiniz. Zeminde kullandığımız bu rengin içine biraz siyah ve biraz da kırmızı ekleyerek daha koyu tonda bir renk elde ediyorum. Bu renk sayesinde gölgelendirme yapabilirsiniz. Aynı zamanda arka plana ufak dokunuşlar yaparak resmi biraz daha koyultabilirsiniz. Ama gölgelendirme yapmak için böyle bir ton koyu renk ihtiyacınız olacak. Tablonun alt kısmına yaptığımız siyah dokunuşlar zemini daha çok belirginleştiriyor. Ve kuru bir fırçayla siyahları dağıtmamız gerekiyor. Hatırlarsanız boyamanın ilk başında pastel bir tonda bir boya elde etmiştik. Bu boyamızın içine biraz kahverengi ilave ettiğimizde pastel renkte bir kahverengi elde ediyoruz. Bu kahverengi ile ağacımızın gövdesini ve dallarını boyuyorum. Ağacın gövdesine kullandığımız kahverengin içine biraz beyaz renk karıştırarak ağaca böyle beyaz dokunuşlar yapabilirsiniz.
ve yine bir kuru fırça yardımıyla o beyazları dağıtıyoruz. Biraz gölgelendirme gibi diyebiliriz. Mavi ile kırmızıyı karıştırarak mor elde ediyorum. Ve içine eklediğim beyaz renkle pastel tonunda mor elde ediyorum. Ve mavi ile mor arasında 3 farklı tonda renk elde ediyorum. Bu renklerle ağacımızın çiçeklerini renklendireceğim. Çiçeklerde kullandığım rengin içine bol miktarda beyaz ekleyerek elde ettiğim yeni renkle atımızı boyuyorum. Ve böylelikle ağacın çiçekleri ile at arasında bir kombinasyon sağlamış oluyorum. Bu videoda sadece boyama aşamalarını gördünüz. Nasıl yapıldığını izlemediyseniz yan tarafta açılan ekrandan tablonun yapım videosuna ulaşabilirsiniz. Umarım çalışmayı beğenmişsinizdir. Bir başka çalışmada görüşürüz. Hoşçakalın.